Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 29 Ekim 2024 Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü. Hayırlara vesile olsun, kutlu olsun. Nice yüzyıllara ve geçmiş 1000 yıllık tarihimize de selam olsun. Buradan yine Türk devletlerine de selam gönderelim. Tabii piyasalar yarın itibariyle açılacak. Ve Borsa İstanbul'da, kur tarafında, altın tarafında da beklentiler merakla devam ediyor. Şimdi tabii asıl önemli olan mevzumuz borsa ve tabii kısa vadede altın için yeterince uyarılarımızı yaptık diye düşünüyorum. Sınırları biliyorsunuz, nereleri takip edeceğimizi, o taraflarda bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Gerçi Borsa İstanbul'da da sınırlarımızı biliyoruz ama kısa vadede aşılması gereken ve hangi bölgelerde rahatlama yaşayacağız. Ve bu haftanın özelinde ABD tarafında enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri önümüzdeki ayın İlk haftasında ABD seçimlerinden hemen sonra Fed'in kararı açıklanacak. Burada bu veriler de öncü rol oynayacak. Bir önceki videoda yine üzerinden geçmiştik. Bu videoda geçmeyeceğiz. İzlemeyenler varsa izlesin. Kasım ayında yılın son enflasyon sunum raporu olacak. Bir terslik olmaz ise, ki beklenmiyor zaten. Kasım ayına ilişkin de Ekim ayı enflasyon rakamları yine belirleyici olacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından. Dolu dolu bir Kasım ayı olacak. Yani ekleyebileceğimiz daha fazla haber akışı var mı? Var. Bildiğiniz gibi ne var burada? Kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemiz nezdindeki kredi puanlamaları. Diğer taraftan jeopolitik gerginliklere baktığımızda Filistin-İsrail arasında ya da İsrail-Lübnan arasında bir ateşkes olacak mı, olmayacak mı? Mısır'ın bir öngörüsü var. 2 haftalık bir ateşkes sağlanması istiyor. Özellikle Hamas ile İsrail arasında rehine takaslarının yapılabilmesi için. Bu Katar'da yapılacak bu görüşme arkadaşlar, biliyorsunuz. Bunlar takip ediliyor. Bunlara ilişkin detaylar. Piyasalarda bir miktar Kasım ayı itibariyle bayağı bir olumluluk bekleniyor. Bunların hepsini piyasa net bir şekilde görmek istiyor. Yani tam anlamıyla fiyatlamalara dahil edemedi açıkçası. İç piyasada baktığımızda tabii Borsa İstanbul nezdinde Başkan Erdoğan olsun, Ekonomi Bakanımız Sayın Şimşek olsun, bunların açıklamalarını takip ediyoruz. En son Sayın Şimşek'in açıklamalarını takip ettik. En kötüyü geride bıraktık açıklamalarını yaptı. Ki bilanço dönemine baktığımızda 3. çeyrek bilançolarında da bu kısmen uyuşuyor. Bunu da ben söylemiştim. Bilanço dönemlerinde en kötüyü geride bıraktığımızı ifade etmiştim. Bakan Şimşek de bunu doğrular niteliğinde bir açıklama yaptı. Şimdi yıl sonuna geliyoruz. Yıl sonu kapanışı takip edilecek. Yılın 2 ayı kaldı. Üçüncü çeyreğinin ikinci ayına başlayacağız. Dördüncü çeyreğinin ikinci ayına başlayacağız. Artık belli ayrışmalarında çok net bir şekilde yaşandığını arkadaşlar görebiliyoruz. Bunlar nerede oluyor? Şimdi Hisse Özel'de pazar günü itibariyle bir analiz yapmıştık ve bugün itibariyle de ikinci analizimizi yaptık. Bu sefer enerjilerde ayrışma başladı. Özellikle günlük ve haftalık bazlarda hem TL özellikle dolar bazlı grafiklerine bazı hisselerin baktığımızda düşen dirençleri parçaladığını görebiliyoruz. Takas verilerine baktığımızda bu kırılımlarla birlikte tahtalarda yerli kurum ağırlığı olan kağıtlardaki dikkat edilmesi gereken ayrıntıları belirttim. Bunlar neler? Birkaç örneğini vereyim size. Özellikle yerli kurumların tahta zirvesinde olduğu kağıtlarda kısa vadedeki ana dirençler aşağı yukarı %50 getiri bandını bizlere işaret ediyor. Buralarda bir önemli taktiksel al sat trafiği oluşabilir. Yani burada oynaklık üst düzey boyuta gelebilir. Şimdi %50 getirinin %10'u, %15 hatta %20'lik kısmını tamamlayan kağıtlar var. Bugün itibariyle 4 kağıt inceledik. Ancak bu enerji hisselerinin tamamına bu durum sirayet etmedi. Elektrik endeksini değerlendirdik. Burada da pozitif bir durum var. Bunu da sizlerle birlikte paylaştım. İyiye doğru bu tarafta bir yönelme var. Ancak sınırlı bir iyileşme bu %50 ile. %50'nin üzerinde mevsimsel etkiler devreye alınacak. Bu çok net bir şekilde zaten görülüyor. Özellikle son 3 çeyrek bilançolarına, yani 3 dönem bilançolarına bakıldığında burada zaten ayrışma kendini ortaya koyuyor. Velhasıl kelam, bütün detayları paylaştık. Yani 25 dakikalık bir video oldu. Umarım kıymetini bilirsiniz. Part 2 diye de zaten değerlendirmiştik. Tabii bu anlattığımız içeriklerin, çizmiş olduğumuz teknik çizimlerin,
temel öngörülerin yatırım tavsiyesi olmadığını, eğitim amaçlı içerikler olduğunu bir kez daha hatırlatıp ancak yine yanılmayacağımız bir strateji üzerinde ilerlediğimizi de belirtmek istiyorum. Kanalımızın topluluk bölümünde hissi özel ve gönlümden koptu bölümü var. Oradan geçmişe dair ve yeni videoların tamamını izleyebilirsiniz. Ay başını da beklemenize gerek yok. Katıldığınız tarihten 30 gün içerisinde geçerlilik zaten kendini koruyor arkadaşlar, bilginize. Borsa İstanbul'da da 200 günlük ortalama değerimiz yukarıdan gelen düşenimize eşdeğer bir noktaya geldi. Yani burası 9400'lerin üzerindeydi. Şimdi 9350-340 bandlarını artık temas etmek istiyor. Önümüzdeki hafta, yani bu hafta itibariyle de bu noktayı değerlendireceğiz. Cuma kapanışı bölgenin üzerinde olabilir mi? Biraz zor görülüyor. Bu hafta itibariyle 9200'leri ilk etapta bir takip etmek gerekiyor. Çünkü burası önemli. Onun altında 9060 bölgeleri var. Bölgenin üzerindeki hareketlerde daha rahat tavırları göreceğimizi düşünüyorum. Kasım ayı itibariyle bu zincirleme bir kırılmaydı, beraberinde illaki getirecektir diye düşünüyorum. Bu bölge kırıldıktan sonra onay isteme noktası tekrardan oluşur mu? Bunun örneklerini çünkü defalarca kez gördük. Bu noktada da eğer oluşacaksa 10.000 hattı kabaca takip edilecek. Bu nokta itibariyle de bir formasyon hazırlığı oluşabilir. Yüksek ihtimalle böyle bir eğilim var. Gördüğümüz formasyonu beklemeden delip geçmesi ve alımın tüm endeks geneline yayılması temennimiz bu yönde. Her zaman iyi temennilerimiz olur. Ve şöyle bir hareket eğilimi mümkün olabilir arkadaşlar. Şöyle işaretlediğimizde, yani ben bunu kabaca çiziyorum, siz bunu yanlış anlamayın. Böyle bir formasyon eğilimine de gidebiliriz. Yani Kasım ayını böyle bir döngüde tamamlayabiliriz. Ve 10 binlere biraz atağımız sert gelişebilir. Bunlar gayet normal. Ancak içeride hisse bazlı ayrışmalara dikkat ettiğimiz takdirde bir problem olmaz diye düşünüyorum. Bu formasyon kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Yani illa ki böyle bir formasyon olacak diye bir şart yok. Ben bunu kabaca çiziyorum. Ve günlükte de o takip ettiğimiz hat neresiydi? Şurada bir destek hattımız vardı. Burayı da kalın ve siyah renkte çizeyim. Teknikçiler için söylüyorum burayı da. Şu hat bizim için çok önemli. Daha önce burası bir dirençti. Kırdık, onay aldık. Bakın burada işaretliyorum. Tekrardan mavi renk içine alayım, belirgin olsun. Şurada onaya geldik. Yukarı kırdık. Gördüğünüz gibi onaya geldik. Ve şimdi şuradan bir onay daha aldık. Yukarı hareket sergiledik. Bir direnç hattı oluşturduk ve aşağı yönlü kırdık. Ve şimdi de direncimiz bizim 200 günlük ortalama değerimiz. Yani günlükteki bu bölge artık 9350'lere doğru indi. Biz kabaca buraya işte ne diyoruz? 9430'lar. Önümüzdeki hafta itibariyle, bu bir sonraki hafta daha da aşağı inecek. Böyle böyle gidecek arkadaşlar, bilginize. Görüntü bunlardan ibaret. Dip oluşumunu tamamlamak isteyen bir endeks var. Şuradaki alıcı arkadaşlarımızı da şimdi ne yapıyoruz? Burada görüyoruz. Olay bu. Bu arkadaşlarımız endeksi kademeli bir şekilde, yalnız uyumsuzluklarla birlikte 11.300'lere kadar taşıma potansiyeline sahipler. İçinde bulunduğumuz hattı da en az buraya kadar kısa vadede taşıyabilme durumları söz konusu olur, belli şartlar aşıldığında. Kasım sonu Aralık itibariyle zaten bu hatta gidişin önünde bir engel olmadığını görüyorum ben. Ancak bu 1-2 hafta ile bu belirsizliklerle, bu işte ABD seçimleri olsun, Fed'in durumu olsun, Fed'in enflasyon verileri olsun, TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamları olsun, bunlar işte kısa vadede bir belirsizlik oluşturuyor. Acaba bir miktar daha 8500'lere bir deneme olur mu? Çok beklemiyorum açıkçası. Çünkü göstergelerde dipte net pozitif uyumsuzluklara başladı bildiğiniz gibi. Ve burada bir kırılımı takip ediyoruz. Birçok hisse özelinde de şu kırılımların artık netleştiğini ve bölgenin üzerinde hareketlere başladığını, endeksten %10, %15, %20 şeklinde ayrışmalar olduğunu görebiliyoruz. Bundan bir önceki hisse özel videosunda, yani şu videoda biraz daha büyük hisselere bakmıştık.
Yani daha çok BIST 30 özelinde. Burada da bir miktar enerjilere, çünkü burada bakanın da açıklamalarıyla birlikte kısa vadede sansasyonel bir yükseliş bekliyorum ben burada. Yani bu yükselişin belli hisselerde, belli sektörlerde devamının çok sert bir şekilde gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü desteklenmesi gereken haber akışları var buralarda. İnşallah bizler yanılırız ve bütün hisseler durmadan yukarı doğru roket gibi gider ve herkes çok güzel paralar kazanır, ama grafiklerdeki ana direnç seviyelerine çok çok dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bunların hepsini zaten belirliyoruz. 111. videomuzu da paylaşmış olduk. Söz verdiğimiz gibi, söz verdiğimiz tarih ve saatte. Hatta saatten önce de paylaştık. Videonun da linki burada duruyor arkadaşlar. Durumlar böyle. Kur tarafında bir hareket beklemiyoruz. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri zaten kuru baskılamak için fazlasıyla yeterli. Para politikası ortada. Şu an pozitif faiziz, bir tık da fazla olsa bile. Enflasyon faizin altında kaldı. Bu Ekim ayı enflasyon rakamı ile birlikte Kasım'da bir tık daha zaten rahatlayacak. Yani Merkez Bankası'nın eli açılıyor arkadaşlar. Eline koz gelmeye başladı faiz indirimi için. Bakalım, açıklamalarda zaten ekonomi yönetiminden Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına da baktığımızda indirim için bir zemin hazırlanıyor gibi bir hava seziyorum ben. Kasım demiştim. Kasım olmazsa Aralık çifte bir faiz indirimi de olabilir. Bugünkü açıklamalara işte baktığımızda yani fena olmayan, işte en kötüyü geride bıraktık şeklinde net ifadeler var. Güzel olacak. Ancak tabii gidip de şunu beklemeyeceğiz. Yani 500 bas puan şeklinde bir faiz indirimi beklemeyeceğiz. Ya da ne bileyim 700, 1000 puan şeklinde. Böyle büyük beklentilere girmeyelim. Çünkü ben piyasada görüyorum. Heyecanla ya işte faizler düşecek, konut fırlayacak, o olacak, kur fırlayacak. Yok arkadaşlar, yani yedirmezler, öyle bir ortam yok şu anda. Bu kadar mücadelenin elde patlamaması için, enflasyonun yukarı yönlü patlamaması için ne olacak? Sakin. Yani enflasyonla orantılı bir şekilde, kontrollü, yabancıyı da ürkütmeyecek şekilde bir faiz indirimi söz konusu olacak. Kasım'da olmazsa Aralık'ta, Aralık'ta olmazsa en geç zaten Ocak'ta bu 2 aydan arta kalan faiz indirimini de ekleyip yaparlar. O yüzden ben gayet rahatım. Sisteme güveniyorum şu anda. Ekonomi yönetimine güveniyorum. Gayet iyi ilerliyor. Olması gerektiği gibi. Temkinli duruşu devam ettiriyor. Önden çok fazla sinyal vermemeye çalışıyor. Buna da dikkat ediyorum. Aslında doğru olan da bu. Çünkü bugüne kadar takip ettiğimiz önden sinyallere baktığımızda gerektiğinden fazla sert fiyatlamalar gördük. Hep pozitif ya da negatif. Şu anda da onun önüne geçmek istiyorlar, ama bu son düzeltme dalgasının biraz ağır olduğunu belirteyim. Özellikle Viyop tarafındaki işlemlerin, short pozisyonlarının gerektiğinden fazla abartıldığını, sürekli marjin çağrıları yapıp bu marjinleri tekrar tekrar zorlamanın bu kadar manası yoktu. Küçük yatırımcıyı da bu kadar ezmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii Borsa İstanbul'a ilgi halen çok yüksek. Son dönemde küçük yatırımcının ayrılık durumları olsa bile rağbet çok ciddi derecede devam ediyor. Çünkü iskonto çok fazla. Yüksek enflasyon ülkede geçerliliğini koruyor. Evet, şu anda faizler eşdeğer bir şekilde, ancak yatırımcı da biliyor. Mevduat tarafının cazibesinin bir iki aya tam anlamıyla o tarafta da tatmin etmeyeceğini de biliyor. O yüzden buraya olan ilgi hep ön planda. Umarım dikkatli olabilirsiniz. Çünkü hata yaparsanız buralarda sıkıntılı süreçlere girebiliriz diye düşünüyorum ben küçük yatırımcı olarak. Büyük babalar için zaten bir şey yok. Yani sermaye grupları için sıkıntı yok. Zaten onlar piyasayı yöneten isimler. Bizlerin dikkatli, sakin, adam gibi yatırımcı olmanın bilincini taşımamız gerekiyor. Hırslanmamız gerekiyor, şımarmamamız gerekiyor. Dakika başı al sattan artık bu noktalarda uzak durmamız gerekiyor. Tabii bazı ayrı mevzular var. Burada değerlendirdiğim gibi bunlara dikkat edilirse bir problem zaten olmaz. İlla ki trade edilecek, illa ki al sat yapılacak. Ama kafamıza göre bir hareket bence yapmamak gerekiyor. Yaparsak geçmiş olsun diyeceğiz zaten. Bugün de özel videoda söylediğim gibi. Yarın ola hayrola. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tekrardan kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ve
söyleyecek başka da bir şeyim yok. Ülke zaten zor durumda. Devletimizin her zaman yanındayız. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.